Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün hamileler için yan simit egzersizleri serimize devam ediyoruz. Çok fazla video yaptık biliyorum, çok sevdiniz. Hocam biraz daha çeşitlendirelim, hocam biraz daha ekleyelim. Ben eklemeye devam ediyorum. Evet, şimdi karnıma topu koyuyorum ve egzersize başlıyoruz. Yanlarımızı hissedeceğiz. Herhangi bir ekipman yok, bedenimizin bizimle olması yeterli. Bacaklarımı açtım. Şöyle bir sağa sola lanç yapıyorum. Yanlarımı, kalçamı, bacaklarımı esnetiyorum. Yanlarımız çok çok önemli. Özellikle 20. haftaya kadar bir genişleme hissediyorsunuz orada. Ne kadar zayıf olursanız olun. Orada böyle bir hafif doluluk hissi oluyor. İşte bu hissin önüne geçmek, sonrasında daha toparlayıcı, daha böyle karnımız öne doğru büyüsün, yan simitlerimiz çıkmasın diye uğraşıyoruz aslında. Biz hanımlar görselliğe çok önem veriyoruz tabii ki. O yüzden spor da bize bunu sağlıyor çok şükür. O yüzden birlikte spor yapmaya devam ediyoruz. Şimdi kollarımı da yanlara doğru açacağım. Elleri parmakları birleştirdim. Bir sağa bir sola bükülebildiğim noktaya kadar parmakları asılıyorum aslında. Dirsek geriye, nefes al, ver. Dizimi dışa doğru, öne doğru itmiyorum. Ayak parmak uçları dışa bakıyor, nefes. Son kez ve bıraktım. Bacakları biraz kapatıyorum. Eller başın arkasında. Kısa kısa. Çok fazla inmiyorum. Bacaklarım açık. Bacakları kapatmayın. Çok da geniş açmayın lütfen. Sıkıştır yanları. Kaburgaları biraz hissedelim. Nefes. Bir sağ bir sol. Tam diz hizası yani bacak hizasında ne öne ne geriye yanlara olacak şekilde çok fazla eğilmeyelim ki başımız dönmesin. Bir eğil kalk eğil kalk yapmayalım. Yanları ufak ufak sıkıştırarak nefesle beraber kısa nefesler. Kalçamı döndürmüyorum. Bu çok önemli. Son kez ve bıraktım. Güzel. Şimdi ellerim yanlarda. Dizimi çektim. Sağ, sol. Bir sağ bir sol yapıyorum. Bu sefer alttan destekliyorum yanları. Yan karın kası yine aktif. Bu hareketlerin yerlerini değiştirmek de çok önemli. Hangi kas grubunu neye yönelik çalıştırıyoruz? İşte belli bölgeleri üzerine giderek çalıştığımızda etkisini daha çabuk görüyoruz aslında. Bu videoda da onu yapacağız şimdi. Şöyle aşağıdan da hafif hafif uyaralım yanları. Hem üstten sıkıştırdık. Şimdi alttan. Biraz daha yukarı. Esnekliğiniz varsa kaldırın lütfen. Ama yoksa bu tempoda iyidir. Böyle kalça hizasında. Ellerinizi yanlara koyun. Neresi çalışıyor hissedin. Bu çok önemli. Son. Şimdi bacaklarım açık kaldım. Kollarımı uzattım. Bir sağ bir sol. Al nefes. Avuç içleri karşıya bakıyor. Nefes al. Ver. Al. Al. Yanları sıkıştır. Kollar uzun. Omuzlarımı kaldırmıyorum. Kollarımı uzatıyorum.
Sıkıştırabildiğim kadar nefes al, ver. Kaldır kolları, bir sağ bir sol bacağına dokun. Kalçayı döndürme. Hareketleri çeşitlendirmek önemli. Hep aynı videoları 6 ay boyunca değil, yürüyüşleri yapabilirsiniz. Onda hiçbir sakınca yok. Ama egzersizlerde de aynısını yaptığımızda vücut alışıyor tabii ki. O yüzden arada böyle farklılaştırarak vücudunuzu şaşırtın lütfen. Burada kolumuzu kaldırmak bile farklılık. Elimiz başımızda ya da işte yanlarda durduğunda. Onu da yapacağız şimdi. Son sağ. Son sol. Ve bıraktım. Şöyle bir salla. Bacaklarını salla. Şimdi yine alttan. Şöyle kaldırdım, sıktım. Nasıl yapıyoruz bunu? Bir sandalyeden de tutunabilirsiniz. Bacağımı kaldırıyorum. Hafifçe elim yanda hissediyorum nereyi sıktığımı. Kaldırdım bacağımı. Hafifçe üst gövdeyi bacağıma doğru götürüyorum. Kaldırdım. Sıkıştırın yanları, hissedin. Kaldırdım. Nefes. Kaldırdım. Nefesle sıkıştırıyorum. Aldım nefes. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Bir sandalye ya da duvara tutunarak tek taraf 10. 10. Bir sağ bir sol yapabilirsiniz ya da 15. Hafif üst gövdeyi aşağı doğru. Şimdi ufak ufak hızlandım. Sıkıştır. Sıkıştır. Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son sağ, son sol. Güzel. Şöyle kolları bırak. Salla kollarını. Şimdi kollarımı hiç kaldırmayacağım. Bacaklarım kalçadan biraz daha geniş açık. Yanları daha iyi hissetmem için. Üste yukarıdayken derin nefes alıyorum. 3 nefes veriyorum. Aldım nefes. Omuzlarıma dikkat edin. Omuzlarımı bu şekilde kaldırmıyorum. Boynum uzun. Omuzlarım rahat. Birlikte yapıyoruz şimdi. Dizime doğru gidiyorum. Nefes aldım. Aldım nefes. Aldım nefes. Eğilebildiğiniz kadar eğilin ama kalçayı kıpırdatmak yok. Kalça sabit. Üst gövde. Çok güzel. Yanları hissedin. Bir taraf gerilirken diğer taraf sıkışıyor. Son kez. Güzel. Şöyle bir sallayın vücudu. Şöyle bir sağ, bir sol bükülüyorum. Bir rahatlasın yanlar. Hocam bu kadar da üstüne gitmeyin diyorsunuz biliyorum. Çok üzerine gitmiyoruz aslında. Ufak ufak vücudumuzu hissetmeye çalışıyoruz sadece. Yanlarımızı biraz ağırlık veriyoruz. Kollar açık, sağ twist, sol. Omuz üzerinden bakmaya çalış, geriye doğru. Biraz daha açalım.
Son kez. Güzel. Şimdi az önceki hareketin biraz daha şu arka bölge için olanını yapacağız. Yine omuzlar geri. Ellerimi bu sefer bacak arkasına atıyorum. Bu şekilde. Buradan arkaya doğru hafif. Ortada nefes aldım. 3 nefes ver. Al. 1, 2, 3. Bükülerek. Bacağın arkası, dizin iç kısmı. Arkaya doğru yönel. Unutmayın, biz kendimizi seviyoruz, kendimiz için yapıyoruz egzersizleri. Hem bebeğimizin sağlığı, hem sağlıklı bir hamilelik ve doğum geçirmek için yapıyoruz. Hem de kendimizi güzel hissetmek için yapıyoruz. Birçok kişi de duyuyorum ben çünkü. Aman bu dönem yemeyeceksin de ne zaman yiyeceksin diyorlar. Yani bu dönemin ayrıcalığı nedir acaba? Tabii ki her zaman yiyeceksiniz. Yemek için söylemiyorum bunu. Sınırsız istediğinizi yiyin, sevdiğiniz şeyleri yiyin. Tabii ki ölçüsünü kaçırmadan, ama hamilelik döneminde de yiyemeyeceksin, ne zaman yiyeceksin sözüne çok karşıyım ben. Kesinlikle böyle bir sözü kullanana, o zaman sen de kal istediğin gibi yediğin, kaç yaşında olursa olsun yani. Bu eğer yemek yemek içinse hamilelik, çok yanlış bir düşünce. Bu tarz insanların söylemlerinden kaçının lütfen. Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. İşte egzersiz niye yapıyorsun, aman spor yapma, ye keyfine bak, ye iç yat diyen çok kişi var. O kişilerin sizleri sevmediğini düşünüyorum gerçekten. Seven insan bunu söylemez çünkü. Ye iç yat olayı çok farklı. Yani ben sevdiğim bir insana bunu söylemem gerçekten. Bunu siz de bir kere daha düşünün. Çok geliyor bana çünkü böyle işte. Aman diyorlar işte ne yapacağım, spor hocam. Herkes diyor ki işte ye iç yat keyfine bak. Sonra siz çekeceksiniz. Onlar çekmeyecek fazlalıkları. Sonra mutsuz olan yine siz olacaksınız. Son kez. Diğer taraf. O yüzden lütfen bu tarz söylemleri hiç şöyle bir sallanalım. Adım atalım. Hiç dikkate almayın. Siz kendinizi seviyorsunuz. Kendiniz için özelsiniz. Hepimiz ayrı bireyleriz. Hepimizin farklı ihtiyaçları ve farklı zevkleri var. O yüzden bu tarz söyleyenleri kulağınızı tıkıyorsunuz. Kendi bedeninize ve bebeğinize vakit ayırıyorsunuz. Çünkü zaman çok kıymetli. Böyle insanlarla zaman geçirip de kendinizi boş boş, vaktinizi boşa harcamayın. Gerçekten zamanımız çok kıymetli. Oturup bebeğinizle kendi kendinize konuşmanız bile karnınızdayken çok değerli bir zaman. O yüzden bu tarz işte aman ne yapıyorsun sözlerine kulaklarınızı kapatın ve olduğunuz ortamdan hemen uzaklaşın diye tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi ellerimi birleştirdim. Dirseğimi aşağı doğru. Bir sağ bir sol olacak şekilde nefes aldım, verdim. Aldım. Aldım nefes. Dik duruyorum. Yana bükülüyorum. Dik duruyorum. Hafif aşağıya doğru. Bükülerek önden nefes al. Ver. Bu videoyu da böyle haftada bir gün yaparsanız, eğer yan bölge probleminiz varsa, yoksa da ayda bir iki tane olabilir. Size iyi gelecek. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bana çok iyi geliyor sizlere video hazırlamak, egzersiz yapmak. Sanki hep birlikte yapıyormuşuz gibi. Ben çok keyif alıyorum. Sizlerin de keyif aldığını düşünüyorum. Yorumlarınızı yazın lütfen. Sizin yorumlarınız candır. Bana gerçekten çok büyük bir motivasyon kaynağı. O yüzden yorumlarınızı ve beğenilerinizi lütfen YouTube kanalıma, Instagram hesabıma yapabilirsiniz. Çok çok mutlu olurum. Son kez. Güzel. Şimdi şöyle kalçamızı, belimizi, yanlarımızı rahatlatalım. Büyük daire. Çevir kalçayı. Nefes al, ver, çevir.
Evet, yanlarımız rahatlasın. Biraz böyle yan karın kası, böyle kas ağrısı yarın hissedebilirsiniz. Eğer hiç çalışmadıysanız karın egzersizi yanları. Bir şey olur mu? Tabii ki olmaz. Biraz kas ağrısı çekersiniz. Üzerine egzersiz yapmanızda hafif egzersiz tabii. Esnemeler olabilir özellikle. Tam tersi fayda var. Yani hareketsiz kaldığınızda 3-4 gün sürebilir. Ama hamilelikte çok fazla oluyor mu? Çok böyle minik minik hissediyorsunuz. Tatlı ağrılar. O yüzden çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Büyük derin nefes. Son. Güzel. Şimdi sağ kolumu kaldırdım. Sola doğru esnetiyorum yanımı iyice. Orada biraz kalıyorum. Omzum rahat, sol omzumu kaldırmıyorum. Hatta kolunuzu şöyle salın aşağıya. Geldim. Diğer tarafa kolumu salıyorum aşağıya. Uzayabildiğin noktaya kadar. Çok iyi. Kendimizi çok iyi hissediyoruz şu anda. Tabii ki birazcık zorlandık. Şimdi şöyle bekliyorum, karşıya bakıyorum. Diğer taraf. Tekrar. Son. Harikasınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.